Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Ben bugün sizlerle çok kolay ve çok güzel bir model paylaşacağım inşallah. Modelimiz için şöyle bir ipimiz var. Ören bayan favori. Şu şekilde göstereyim. 100 gram 210 milim uzunluğunda bir ipimiz var. Şöyle renk kodu da üzerinde, isteyenler alabilir hani. Şişlerim de onlara uygun 4 milimlik şişler arkadaşlar. Dilerseniz hemen modelimize başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Evet, modelimiz 2 ve 2'nin katları ile ilerliyor. Artı 2 ilmek alıyoruz. 2 sırada tamamlanıyor. Gerçekten çok kolay ve görüntüsü de olay diyorum. Hemen ipimi hazırlayıp geliyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, ipimizi hazırladık. Şöyle şişlerimizin ikisini bir tutuyoruz. Ben sadece model göstermek için sizlere ilmek atacağım. Sizler 2 ve 2'nin katlarıyla ne örmek isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve şöyle başlıyoruz. 4 ilmek attık. Şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek yeterli arkadaşlar. Şişimizin tekini çıkartıyoruz. Hemen modele başlayacağım. Modelimiz için lastik gerekmiyor. İsterseniz lastik de yapabilirsiniz. Ben hemen modeli göstereceğim. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sırada iki tane ilmeğimiz var. Bunları şöyle ters olarak örüyorum. Bu şekilde. İki tane ilmeğimiz var sırada. İki ilmeğimizin şu arkadaki ilmeği şöyle şişimizin ön kısmına geçiriyoruz. Ve düz olarak ilk önce onu örüyoruz. Sonra diğerini örüyoruz. Bu şekilde. Yine aynı şekilde iki ilmek ters örüyoruz. Ve sırada bir ve iki ilmeğimiz var. İlk önce arka taraftakini şöyle ön tarafa alıyoruz. Onu örüyoruz. Sonra da diğerini örüyoruz düz olarak. Yine iki ters örüyoruz. Yine iki ilmeğimiz var. Bakın arka taraftaki ilmeği diğer ilmeğimizin üzerinden şöyle atlattık. Ondan sonra ilk önce onu ördük düz olarak. Sonra diğerini ördük. Bir, iki tane ters. Son iki tane arkadaki ilmeği ön tarafa geçiriyoruz. İlk önce onu örüyoruz. Sonra diğerini düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimiz kalıyor. Kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. İlk sıramız bu şekilde. İkinci sıramız ve arka yönde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sırada iki tane ters ilmeğimiz var. Ters olarak bu şekilde örüyoruz. İki düzümüz var. İki ters. İki düz. İki ters. Yine iki düz. Ve iki ters. O kadar çabuk ilerliyor ki modelimiz ve çok güzel oluyor. Kenar ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Bu şekilde. Bir kere modeli kurduk. Bir defa daha kuralım. Modelimiz kendini ördükçe gösteren bir model. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sırada iki tersimiz var ve onları yine ters olarak örüyoruz. İki tane düz ilmeğimiz var. Bu arkadaki ilmeği az önce yapmış olduğumuz gibi öndeki ilmeğin üzerinden şöyle geçirdik. Sonra onu ilk önce düz olarak örüyoruz. Sonra diğerini düz olarak örüyoruz. Bir, iki tersimizi örüyoruz. İki ilmeğimiz var. Bakın arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdik. Ön tarafa aldık. İlk önce onu düz olarak ördük. Sonra diğerini ördük. Bir, iki tersimizi ördük. Bir, iki tane ilmeğimiz var. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdik. İlk önce onu ördük. Sonra diğerini düz olarak ördük. Bir, iki. Bu arada bu modelimizi lastik olarak da kullanabilirsiniz. Yeleklerimizin kenarlarına model olarak da kullanabilirsiniz. Direkt yelek ve hırka, cekette de kullanabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Evet, ikinci sırası arka yöndeyiz şu anda. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki ters. Bir, iki düz.
bir, iki ters, bir, iki düz, bir, iki ters, bir, iki düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlarım. Ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şu şekilde bakın. Ördükçe kendini gösteren bir model dediğim gibi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Bir ve iki tane ters örüyorum. İki tane ilmeğim var sırada. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirip şöyle bir, ikisini düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğimi bir ve iki ters olarak ördüm. Şurada. Evet arkadaşlar. Ve iki tane düzüm var. Şöyle üzerinden geçirdim. İlk düzümü ördüm. Sonra diğer düzümü ördüm. Bir ve iki tersimi ördüm. İki düzün arkadakini öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar şişe alıp şöyle düz olarak örüyorum ve sonra diğer düzümü örüyorum. Bir, iki tersimi örüyorum. İki düzümüz var. Şöyle arkadaki ilmeği geçirdik. Sonra onu düz olarak ördük. Diğerini düz olarak ördük ve kenar ilmeğimizi ters ördük. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimiz devam ediyor. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim arkadaşlarım. Elimden bırakamadım örgümü. Şu şekilde. Bakın. Her ipe uygun olabilecek bir model. Şöyle baklava baklava duruyor. Bu modelden atkılar, bereler, şapkalar, şallar yapabilirsiniz. Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz. Arka tarafı da bu şekilde duruyor. Dediğim gibi yeleklerin ön kısmına bakın şöyle çok şık duruyor. Ön kısmına bu şekilde lastik olarak kullanabilirsiniz. Yani her örgüye uyabilecek bir model arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Örmesi de çok zevkli ve çok çabuk ilerleyen bir model. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Bakın bunun altına normal iki sırada lastik yaptım ben. Ama lastiğe hiç gerek yok. Çünkü kıvrılma yapmıyor. Lastik yapmamın nedeni bir denemiş olmak. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah beğenirsiniz dediğim gibi. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.